NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saatler 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Futbol dünyası depremzedelerin barınma ihtiyacını azaltmak için önemli bir yardım hareketi başlattı. Omuz omuza kampanyasının açılışı için düzenlenen özel geceye futbolun sembol isimleri katıldı. Deprem acısını yaşayan arkadaşlarını kaybeden Volkan Demirel ve Gökhan Zan duygusal anlar yaşadı. Volkan Demirel, Hatay'da tanıdığım 100 kişinin yarısını kaybettim dedi. 15 Haziran'a kadar devam edecek kampanyanın ilk gününde 845 milyon lira bağış toplandı. Hatay'da bulunduğum sürece de 100 kişiyi tanıdıysam hemen hemen bunun yarısına yakınını kaybettim. Volkan Demirel deprem felaketinde yaşadıklarını anlattı. Futbol dünyasının başlattığı yardım kampanyasına katılan Volkan Demirel ile Gökhan Zan Hatay için destek çağrısı yaptı. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi de onları ayakta tutabilseydik. O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum. Herkes deprem, afet diyor ama bence felaket öncesi. Bunu yaşayanlar bilir, yaşadığımı bilirim ben. O yüzden de sadece bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyup hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 3 haftalık, 4 haftalık bu periyotta geleceğe umutla bakmak, çözüm odaklı olarak bakmak istiyorum. Şehriniz yok oluyor. Anılarınız yok oluyor, tarihiniz yok oluyor, ruhunuz yok oluyor. Yeni nesillere yeni bir Antakya yaratmamız gerekiyor. Çünkü Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece şahsi meselesi değil, 86 milyonun şahsi meselesidir. Omuz omuza kampanyasının açılış gecesine dünyaca ünlü yıldızlar destek verirken, Türk futbolunun sembol isimleri bağış toplamak için telefon başındaydı. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Türk milleti bitti demeden bitmez. Çocuklarımız gülsün, dünya gülsün istiyoruz. Kampanyada depremzedelerin barınma ihtiyacı için çözüm üretilecek. Bu bölgenin çok büyük ihtiyacı var. Biz de futbol ailesi olarak geçici ve kalıcı barınma ihtiyacını karşılamak için yola çıktık. Fransa milli takımının yıldız golcüsü Mbappe futbol camiasıyla omuz omuzaydı. Türkiye için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çocukların hayalleri çok önemli. Elimdeki tüm imkanı onlar için kullanacağım. Sağ dışında yardım hareketi için elimden geleni yapacağım. Bir çocuğun gülüşünü yeniden kazanabilmemiz çok önemli. Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren yabancı teknik direktörler ve oyuncular da yardımların önemine vurgu yaptı. Türk halkını büyük bir dayanışma içinde gördüm. Artık yaraların nasıl sarılabileceğini düşünmeliyiz. Elimizden geldiğince deprem bölgesinde insanların yüreğine dokunacak yardımlar yapmalıyız. Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için korkunç bir trajedi oldu. Biz elimizden geldiğince yardım toplamaya çalıştık. Türk milleti bu süreçte çok güçlü bir millet olduğunu gösterdi. Futbolun yıldızları gece boyunca telefonun başında bağış nöbeti tuttu. Elif Elmas, Napoli'den. Takım arkadaşlarıyla beraber ortak para toplamışlar. 100 bin euro. Ufak bir kardeşimiz kendi krampon parasını bağışladı bizlere 500 TL. Ben de onunla iletişimde olacağım. Ona ben kendim krampon hediye edeceğim. Onu da buradan ona söz vereyim. Enkaz altından çıkan Hatay Spor kafilesinin yaşadıklarını anlattığı dakikalarda duygusal anlar yaşandı. O günde bildiğiniz üzere 3 puan almıştık ve Atsu arkadaşımız abimiz golü de atmıştı. Tüm stat hep beraber çok sevinmiştik. Böyle bir şeyin gerçekten başımıza geleceğini aklımızın ucundan bile geçirmezdik. Kalbimin bir kısmı Hatay'da kaldı. Üzgünüm ama maalesef orada kaldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu depremzedelere moral için önümüzdeki iki hafta Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin bundan sonraki iki haftasındaki tüm futbol müsabakalarını şifresiz ve herkese açık hale getirecek bir uygulama kararı alındı. Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlayan omuz omuza kampanyası 15 Haziran'da sona erecek. There is no time to lose. Click and donate at omuzomuza.org or type destek and send SMS to 8332. Mesmo depois de tudo isso, cada um a sua maneira possa voltar a viver o seu dia a dia, infelizmente depois de um desastre tão grande como esse.